ilk yakılama anından itibaren her 24 saatte bir muayenede yeni yaralanmalar var. Kendisi ülküsünde tehditlere maruz kaldığını söylüyor. Bunların yarattığı ruhsal tablo var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı, gözaltında işkence sonucu hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun ölümünün devlet gözetiminde gerçekleştiğini belirtti. Maruz kaldığı bütün bu travmaların, şiddetin ve dolayısıyla ortaya çıkan stresin de olumsuz etkisi var. Hepsini bir arada düşündüğümüzde bunların gideceği yer, eğer bu kişide bu tür sorunlar zaten varsa, bir kalp krizi olacaktır. Fincancı, Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Gökhan öğretmenin ölümünden 1,5 yıl sonra göreve iadesine ilişkin bir yazının kamuoyunun gündemine taşınması üzerine işkencenin tartışılabildiğini söyledi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Açıkkollu'nun öldürülmesini örtmek için işkenceyi meşru kılan açıklama yaptığını belirten Fincancı, "Çünkü vatandaş bilmelidir ki işkencenin meşru kılındığı bir vatanda hiç kimse güvende ve işkencenin uzağında değildir." dedi. Onu yapan polis memuru kendisinin bu davranışta bulunmasının doğru olduğunu düşünüyor, çünkü onu kimse yargılamıyor, koruyor. Çünkü onu koruyan işte üst düzey hukukçuları, birileri oraya özellikle atıyor.